Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir günlük işler videosuyla sizlerleyiz. Bugün ne yapacağız? Hem ineklerimizi de çekelim, bayağıdır çekmiyoruz. Buzağlarımızı, danalarımızı, kurbanlıklarımızı hepsini sırasıyla gösterelim. Biliyorsunuz Kurban Bayramı'na yaklaşıyoruz şu anda. Bir ay 2 günlük gibi bir süremiz var. Bizim satışlar bitti. Tabii bir ay 45 gün kala bitti. Yakın çevrede de çoğu arkadaşımız yarıladı. Yarıdan fazlaya geçti. İnşallah onlar da bitirir. Kimsenin elinde mal kalmaz. Herkes emeğinin karşılığını alır. Şimdi yavaş yavaş işimize başlayalım. Önce biliyorsunuz biz buradan başlıyoruz, ineklerden. Hadi kız, geç bu tarafa. Bu sene ahır dediğim gibi boş arkadaşlar. Fazla şey yok. Sayı azaldı. Çıkan inen yerine bu sene pek koymadık. Çünkü süt fiyatları istediğimiz gibi gitmiyor. Şu 2 düveyi bile seneye kurban düşünüyorum yani şu anki kafamda. Süt böyle giderse. Çünkü süt yapıp da uğraşmaya gerek yok. Hem de süt ineğinin zahmeti çok. Besi hayvanına göre. Tabi bu yüzden en çok hayvan fiyatları yükseliyor. Ama yapacak bir şey yok yani. Boşuna işçilik yapmaya gerek yok. Zaten şu 3 ineğimiz. 1, 2, 3. Şu 3 tanesi kurbanlık. Hepsi satıldı. Sıra olarak da 12 yok. 12, 14. Bu da 24. sırada. Bu en son kesilecek. En son satıldığı için. Haydi kız. Bırakırsam öyle 5-6 tane şöyle ırklı inekler, Montavon, Simmental kırması gibi. Onlar da yani ufak tefek ihtiyaçları gidermek için ahırın giderlerini. Birkaç buzağı alırız senede 5-6 tane. Bu sene ahır serbest, hayvanlar rahat. Ya zaten bu 3 tanesi çıktı mı kurbanda, bir de o boğa çıkınca 4 tane. Ahır bayağı bir rahat diyecek. Şu an zaten içerisi o kadar bir sıcaklık yok. Havalar da güzel gidiyor. Daha doğrusu içeride koku yok. Havalandırmalarımız iyi. Yani ekrandan ahır pis gibi gözükebilir ama yukarıda 3 adet havalandırma var. Ayrıyetten camlar da açık. Silajımız da bu yıl azaldı. Yani bir aylık hemen hemen 15-20 günlük silaj kaldı. Zaten yenisini de ekeceğiz. Geç geç.
Sütü olanlara daha fazla, sütü az olanına biraz daha az veriyoruz. Alex. Geç. Geç. Bu kurbanlıkların da zaten silajını azaltacağım. Bir haftaya falan tamamen keserim. Azalttım çünkü. Öyle saman yesinler diye veriyorum. Az bir şey. Şimdi arkadaşlar geldik buraya. Bunların ben dediğim gibi altlarını temizleyeceğim. Sularını salıp kurbanlıklara geçeceğim. Bunlar da 2025 kurbanlıklarımız arkadaşlar. Hepsi kendi danamız. Bir tek şu dışarıdan alma. Onu da zaten bilindik bir ahırdan aldım yani. Bir çiftlikten. Şşt. Ayağını çıkar. Şşt. Bunlar da hepsi kırma hayvan. Simental. Melezi. Şşt, haydi. Ayağını çek. Yerler dar ama seri. Güzel. Geç oğlum. Evet arkadaşlar, şimdi geldik kurbanlıklarımızın yanına. Böyle yanı pis olan varsa temizleyelim diyeceğim ama hepsi temiz. Şimdi hayvanlarımız burada. Dediğim gibi şuradaki şeyleri görüyorsunuz. Buraya hayvanlar deşti bu sene, ne yaptılar ben anlamıyorum. Onu o yüzden oraya aldım. Karşıda bu buradaki danamız. Onu da göster oradan hemen. Tamam. Şimdi onu oraya aldık. Onun yemini, suyunu falan orada veriyorum. Akşamları hava yağışlı falan olduğu zaman her ihtimale karşı akşam buraya alıyorum. Gece burada yatıyor. Gündüz gene oraya alıyorum. Hem orada daha rahat. Bir de arkadaşlar o hayvan şimdi çok şey diyor. Yani tam evet aşırı bir dolmadı çünkü hayvan çok uzun. Yani buradaki hayvanlardan en yüksek hayvan o. Bir de baş taraf şey olduğu için orada sıkışıyor hayvan. O yüzden onu oraya aldım. Yani geçen seneki danalarda sıkıntı olmuyordu. Bu sene o baştaki onunla beraber o 3 tane çok yüksek olduğu için sığmıyor hayvanlar. O yüzden oraya aldım. Ha, seneye belki burayı 10 tane bağlarım yani. O düşüncem de var. Bir tane eksik. Bir de şu yatma yerlerini uzatmayı düşünüyorum.
Çünkü hayvan yattığı zaman arkası dışarı çıkıyor. Rahat yatsın. Hadi oğlum, hadi. Geç. Dediğim gibi satışlarımızı tamamladık. Bizi tercih eden müşterilerimizin tekrardan teşekkür ediyoruz. Allah hepsinin kestiği kurbanlarını kabul eylesin. İnşallah. Tanere gitmiş bırakmış ya. Ta burada hayvan olmayınca bu da rahat yatıyor. Ta gitmiş oraya bırakmış. Geçen video attık arkadaşlar, satışlarımız tamamlanmıştır diye. Gene çoğu kişiden yorum geldi fiyatlar konusunda. Tabi herkese, kişiye göre değişebilir bu. Pahalı gelebilir. Ama dediğim gibi bak, ben her sene diyorum. Ben kimseye zorla mal satmıyorum. Adam geliyor, fiyatımı görüyor. Arıyor, soruyor. Yani artık sosyal medya var. Telefon var, YouTube var, Instagram. Her şeyde, her yerden fiyat alabilir, bakabilir. Hiç sıkıntı yok. Yani bir müşteri benden 3 yıl, 4 yıl üst üste kurban kesiyorsa, yani bunun bir illaki sebebi vardır yani. Boş yere niye adam bir sene gelir, ikinci sene gelmez? Çoğu 3-4 tane müşterim de geldi geçen hafta. Eski müşterilerimden. Hayvan kalmadı. Onu da bir iki yere götürdük. Bir tanesi mi, iki tanesinde. Ona da dışarıdan sattık yani. Tanıdıklarımızdan. Ya diyor, işte erken bitirmişsin. Abi dedim, ben her gün WhatsApp'tan, Instagram'dan paylaşıyorum zaten. Satışlarımız başladı. Şu yönde. Satılanları da zaten paylaşıyorum, hayırlı olsun diye. Yani arkadaşlar, bu sene güzel gitti satışlarımız. İnşallah seneye sayıyı da yükselteceğiz. Ne? Ya 25 var, 30 olur, 35 olur. Ha, yetmez. Ya biz bu sene de 30 tane falan düşünüyorduk ama arkadaşlar, kesim yeri ona uygun değildi. Yani ben şimdi şunu da söyleyeyim. Ben 5-6 hayvan daha alır satardım. Ama kesim yerim ona göre, müşterinin rahatını, keyfini, refahını düşürmemek için mecburen bu sayı bu kalsın dedim. Yani sıkıntı yok, seneye yükseltiriz. Kesim yerinde biraz düzeltiriz. O yüzden yani biraz fazla kazanacağım diye müşterinin rahatını da kaçırmaya gerek yok. Bu arabanın da iyi de tekeri kötü bunun ya. Antika. Okey. Şimdi arkadaşlar, samanı buradan veriyorum. Daha iyi oluyor. Oradan taşıması, geçmesi var. Gerçi bu aradan atıyorum ama sonradan öne geçip dağıtıyorum. Yavaş çakacaktım. Geliyor. Şimdi. Azizullah. Bugün biraz geç kaldık. Normalde bu saatte sağıma giriyor olmamız lazımdı ama.
Haydi oğlum. İçelim arkaya. Saman arpa saman arkadaşlar. Yumuşacık. Yemi atınca, ıslayınca, bir de karıştırınca çok güzel yiyorlar. Zaten nasıl şöyle söyleyeyim. Bir tane daha günlük işler çekeriz kurbandan önce. Ondan sonra zaten kurbana kadar günlük işler videosu gelmez. Öyle düşünüyorum. Çünkü hem kurban gelecek hem de kurban bakım videosu gelir. Bıçaklarla ilgili belki gelir. Zaman olursa. Yine günlük 8 kilo yem arkadaşlar. Ya geçen sene bu yönde verdim. Yani bu şekilde verdim. 300'ün altına nadir düşen hayvan oldu. Geç almaya göre. Yani geç aldığıma rağmen. Bu sene de inşallah düşmez. Öbürsünün yemini zaten orada ayrı veriyorum onu. Bu 3 hayvana yarım. Bu da 1 hayvana. Normalde 2 hayvan da oraya gidince mecburen onunkini orada veriyorum. Şöyle biraz soda katalım. Hem hayvanların midesi rahatlasın hem yem zararı olmasın. Gel oğlum, sana buraya verin.
Böyle arkadaşlar karıştırınca saman, yem tamamen karışıyor. Islayınca da yapıştığı için sesi duyuyor mu? Şimdi bu hayvan arkadaşlar çok şey demiş, biraz zayıf kaldı ama arkadaşlar dediğim gibi Holstein tam kiloyu göstermez. Yani nasıl diyeyim, kilosu olsa bile mesela 600 kiloluk bir Holstein 500 kiloluğun yanında ondan daha ufak bile gözükebilir ama kestiğiniz zaman karkasta et verir yani, öyle gözükmese de. Zaten onu kendimize ayırdık. Ama bir daha Holstein hayvan tercih etmeyeceğim alırken. Ne olursa olsun, isterse 20 lira aşağı olsun. Çünkü satışı yavaş oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi sahama geçtik. Sağım işimiz rahat. Yani zaten 8-10 tane hayvan var. Gel buraya. Ne yapıyorsun? İyi. Sen ne yapıyorsun? Sözleşmeyi getirdin mi? Ne, buldun mu sözleşmeyi? Nerede? Evde. Önün oraya, arkan oraya dönme. Heh. Evde. Kameraya arkan dönme. Ben sahte imza attım lan. Sana bunun bunizanı vereceğim. Ne? Bunun. Niye? Niye? Bunun sahibinin ismini biliyor musun? Biliyorum. Ney? Murat Karaman. Aferin. Biliyor adam. Hani burada ismi yazmıyor. Neresen? Buranın ismi mi atacağım? Aferin. Senin suçun benim suçum. Benim suçum değil mi? Burak abi bize fırça atar şimdi. Benim ismi yazmıyor. Tabii senin suçun. Ben mi yazıyorum şeyleri, isimleri? İsim işini sana vermem lazım aslında. Evet. He? Tutmamış lan bu. Ne? Tutmamış. Bu. Valla. İnanmam. Ulan bu çocuğa illa yemin edeceğim ha. Babama sor. Evet arkadaşlar, şimdi buzağlarımıza süt vermeye geldik. Bu şu anda tam bir içiyor. Bir tane dışarıda var, tam bir 2,5 verdiğim. Bunlar, şimdi bununla dışarıdakine yarım vereceğim. Onlar 3 aylık oldular. Yavaş yavaş sütten keseceğiz artık. Yarım oldu mu? Yok. Dur oğlum. Sana da vereceğiz. Hep orada yatıyorlar zaten. Dur oğlum be, dur.
Şimdi arkadaşlar, orası biraz şey olduğu için şöyle dışarı çıkarayım dedim. Şu anda tam 3 aylık oldu. Selim neydi bunun ismi? Ayaz. 3 aylık oldu arkadaşlar. Sütünü hemen hemen kesiyorum. Yarım yaptım. Zaten kendisi de şu an tam istekli içmiyor. Gelirken sabahları falan hiç gelmiyor. Şey akşamları. Bazen hiç gelmiyor. Yatıyor orada. Ama dediğim gibi bıkana kadar vereceğim sütü. Maşallah güzel oldu. Şu anda canlı kilosu bir 120-130 kilo falan civarında var. Hatırlıyorum, ben bu bir alışık aylıktan 74 kiloydum. Aynen. Sen bak, seninle bizim fotoğrafımız var. Dana bizden küçüktü, şimdi sana Dana senin boyuna gelmiş neredeyse. Dana bu kadardı. Hatta şöyle gel. O fotoğrafı da yanına koyarız, bakarız. Şöyle dur. Sen böylesin. Arkadan kaçırıyor Selim. Gel, gel oğlum. Ne yaptın? Gel oğlum, gel. Ne yaptın? He? Burayı süpürmeye gerek yok arkadaşlar. Sıyırsak yetiyor. Zaten şey hayvan oldukları için, silaj falan fazla vermediğiniz için gübreleri o kadar cıvık değil. Sıyırdığınız anda gidiyor. Hadi oğlum. Oha, ne yaptınız lan buraya? Bütün samanı. Bunlar da senin, bunlar da sana. Gel buraya, gel. Gel buraya, bir kilo tahmini yap, gel. Bu dana kaç kilo gelir? 340-380. Bu kaç kilo gelir? Bu. He. He? 380-90. Evet. Evet arkadaşlar, buradaki işimiz bitti. Bunlar 2025 kurbanlıklarımız. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi garanti. Kurbanı yaşını dolduruyor. Doğumları biz de zaten tarihlerini biliyoruz. Kapak atmasa da yaşlarını biliyoruz. Doğum tarihleri bizde var. Hatta videolardan da bakıyoruz. Yok bunu. Neyi? Bunu. Onun şeyini ben biliyorum. Aldığım çiftliği biliyorum. Şimdi burada 5 adet var. Bunlar hemen hemen en düşüğü 700 kilo, 650 kilo. En yükseğe de 1 ton. Şu danadan garanti 1 ton beklentim var. Şu anda zaten 450-500 kilo. Geç oğlum. 1100. Yok, 1100 olmaz. 1 ton. Akbaş bir hayvan. Simenter kırması. Bunlar iyi kilo basıyor. Hayırlısı bakalım. Hep beraber göreceğiz. Kaç? Şu ufak buzağlarımızın da altını kurulayalım. Büyükleri istemez. Ondan sonra gidelim. Şşt. Hadi oğlum, hadi geç bu tarafa. Dana da fena oldu ha. Şimdi bunlar yememiş. Daha doğrusu bunlar fazla saman vermiş buraya. Bu tarafa çekeceğim bunları. Şşt. Hadi oğlum. Ben şimdi otlarını vereyim. Bugün de arkadaşlar hava iyi olduğu için hacı da dedik bir gir öyle ahırda dolaş. Hem siz de videolarda görmüş olursunuz diye. O da tabi girdiği zaman duramıyor böyle. En azından dedim sen çek, ben gübreyi doldururum. Hadi oğlum, hadi. Geç. Şşt, hadi. Haydi. Haydi. Şşt. Şşt.
Geçeyim. Şşt. Hayır. Şşt. Bu çok uslu lan. Yanaşma, kalkmasın. Son olarak şu üç taneyi. Hadi. Şşt. Hadi. Şşt. Şşt. Hadi. Şşt. Hadi oğlum. Çek kafayı. Dökme. Zor işler. Ne? Zor işler diyorum. Evet. Ulan bu iş mi? He? Eğlen çabuyor. Nasıl, danalar olmuş mu? Adam olmuşsa kötünden mi sokacak? Evet arkadaşlar. Son olarak bunların altını süpüreceğiz. Gübrelerini alacağız, otlarını verip işimiz bitmiş olacak. Geç oğlum. Geç oğlum. Şşt. Hadi oğlum, hadi. Ver sen bana, doldurayım. Küreğe vur yere ki gübreler dökülsün. Bir şey olmaz, yenisini alırız. Şimdi arkadaşlar son olarak danalarımıza ot verelim.
Otumuz yulaf otu. Zaten başka ot vermiyoruz biz hayvanlara. Bazen çayır o da. Üst. Bazı ufak tarlalar oluyor. Araya sıkışan olursa öyle oluyor. Kısıl. Hıs, kafanı çek. Şşş. 3 tane kaldı. Çek kafayı. Evet arkadaşlar, bakım işimiz bitti. Hayvanlarımızın bakımını yaptık, bugünkü günlük işlerini. Bunu içeri almadım şu anda. Hava biraz daha tam koyu, kapanmadı. Hava tam kapanmadığı için dışarıda yatsın biraz daha. Geceye doğru ben bunu alırım içeri. Zaten otunu da oraya verdim aldığım zaman. Burada daha iyi arkadaşlar. Hem önünü doldurdum böyle. Yumuşak yumuşak yatıyor, geniş geniş. Hem de hayvan rahat etsin, onunla da rahat etsin diye buraya aldım. Zaten bir ay kaldı şurada kesime. Bunu da bir takipçimiz var zaten. Ona verdik, o da izliyor şu anda. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. İnşallah güzel bir video çıkmıştır. İzlediğiniz için teşekkürler. Selim Bey, senin diyeceğin bir şey var mı? Vallahi benim diyeceğim, yani kurbanlık fiyatları ne olur? Yani kurbanlıkların fiyatı artar mı, düşer mi? Satışlar bitti oğlum, daha ne kurbanlık? Yani hayır, adam diğer kişiler için diyorum ben. He. Kurbanlıklar artar mı, düşer mi? He. Yoksa yani aynı, hiç aynı et piyasası kalır mı diyor. Et piyasası yerinde durmaz çünkü üretim az. Şu anda üretim bayağı azaldı. O yüzden zaten bu fiyatların yukarı yönlü olması. Neyse arkadaşlar, videoyu fazla uzatmayalım. Videomuz buraya kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoları beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.